Takvimler 5 Haziran 2000'i gösterirken 15 yaşındaki Çağla Tualtay, İstanbul'daki evlerinde terörist girişimine maruz kalmış ve ardından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Aradan çeyrek asır, 24 yıl geçti fakat hala bu korkunç cinayet aydınlatılamadı. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en esrarengiz konularından biri olan Çağla Tuğaltay cinayetini anlatıyor olacağım. Henüz 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'daki evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın cesedi bulunduğunda iç çamaşırları çıkartılmıştı. Adli tıp sonuçlarına göre katili Çağla'ya etmemişti. Ya da edememişti. Fakat Çağla'nın karnında ve kalçasında katilin sperm örnekleri bulunmuştu. Evden çalınmış tek bir eşya yoktu. Yine aynı şekilde evin kapısı zorlanmamıştı. Komşuların o dönemki ifadelerine göre o gün apartmana yabancı birinin girdiğini gören de yoktu. Cinayet aleti evin mutfağından alınmıştı fakat cinayet aletinin üzerinde parmak izi yoktu. Ve asıl korkunç olan katil kendi iç çamaşırlarını evde bırakmış ve yine aynı şekilde katilin evde ayak izleri de bulunmuştu. Polis bu olay sebebiyle Çağla ve ailesinin yaşadığı o apartmanda senelerce çeşitli araştırmalar yaptı. Katil bir erkek olduğu için o dönemde apartmanda yaşayan erkeklerden parmak izi örnekleri alındı. Cinayetten yıllar sonra 2013 yılında Çağla'nın tırnakları arasında katile ait DNA donesi tespit edilince o dönem apartmanda yaşayan erkeklerden kan ve DNA numuneleri de alındı. Sadece 2000'den 2013'e kadar olan süreçte vefat eden insanlardan örnekler alınamamıştı. Gelen sonuçlara göre apartmanda yaşayan erkeklerle katilin DNA'sı arasında hiçbir eşleşme veya uyumluluk tespit edilemedi. İki sene boyunca emniyet ekipleri adeta bu apartmanda yaşadılar fakat yine de anlamlı bir bulguya ulaşamadılar. Bu arada o dönem hiçbir şey bulunamadığı için, hiçbir sonuç elde edilemediği için ilgili dosya kapatılmıştı. Fakat 2009 yılında İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Ancak görevlendirilen bu ekip de cinayeti aydınlatamadı. Hatırlayanlar bilirler 2020 yılında bu konuyu Müge Anlı da işledi fakat Müge Anlı da bir sonuca varmayı başaramadı. Çağla'nın dosyasının 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapatılmıştı bekleniyordu ancak savcılık dosyada fail olabilecek kişilerin ifadelerinin alınmasını gerekçe göstererek zaman aşımını durdurdu. Şimdi biraz cinayetin işlendiği günden öncesine dönelim. Çünkü şöyle bir baktığımızda aslında cinayet işlenmeden önce çok garip şeyler yaşanmış. Çağlı Tuvaltay'ın annesinin anlattıklarına göre Çağlı cinayetten birkaç ay önce çok ürkekleşmiş. Telefonlara cevap vermek istemiyor ve annesine cevaplatıyormuş. Ayrıca kapı çalınca kapılara bakmak istemiyor. Gece olunca da çoğu zaman annesiyle uyumak istiyormuş. Yine aynı şekilde arabaya bindi lerinde de Çağla hemen kapıları kilitliyormuş. Çağla'nın annesi Gülnur Hanım kızı Çağla'nın ruh ve davranış durumundaki değişimleri fark etmiş ancak bu kadar ciddi ve hayati bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna ihtimal vermemiş. Kim bilir belki de o dönem Çağla babasının başı belaya girmesin diye ya da kötü şeyler yaşanabilir korkusundan ailesinden bazı şeyleri gizlemiş veya içine atmıştı. Bu arada cinayetten çok çok sonra o bölgeyle alakalı yani Çağla'nın ailesinin evinin bulunduğu bölgeyle alakalı farklı bir iddia da ortaya atıldı. Çağla'nın cinayetinden bir sene önce yani 1999 yılında o bölgede bir olay daha yaşanmış. Yaşanan bu olay yüzünden psikolojisi bozulan ve temelli Almanya'ya göç eden bir kadın sistematik biçimde tahminize uğramış. O dönem 19 yaşında olan kadının yaşadığı evde devamlı olarak iç çamaşırları ve özel eşyaları kaybolmaya başlamış. Yine aynı şekilde kendisinin ifadesine göre o dönem izlendiğini ve takip edildiğini de hissediyormuş. Kendisine cevapsız telefonlar geliyor bazen de telefondaki kişi sapıkça sesler çıkarıyormuş. Bir gün kendisi evde değilken kuzeni ve arkadaşı evdeymiş. Ve o gün orta boylu, dalgalı saçlı, iri gözlü, kemerli bir buruna sahip bir adam pat diye kapıyı açıp eve girmiş. Evde birden fazla kişinin olduğunu görünce de apar topar kaçmış. Üstelik tıpkı bu olay gibi o bölgede o dönem bunun dışında da pek çok aciz olayı yaşanmış. Bu mağdur kadınlar arasında özel eşyaları, çamaşırları, ayakkabıları kaybolanlar bile olmuş. Polisler daha sonra bölgedeki genç kadınları ve çocukları ve kamuoyuna kasklı sapık olarak yansıyan Şahin Öğüt ismi üzerine yoğunlaşmışlar. Bunun üzerine de yıllar yıllar sonra Şahin Öğüt'ten kan ve DNA numuneleri alınmış. Ancak kendisinden alınan örnekler Çağla'nın katilinin örnekleriyle hiçbir şekilde eşleşmemiş. Bu arada bu dosyayı işlerken Müge Anlı da Şahin Öğüt konusunda bir hataya düşüp insanları erkenden umutlandırmış. Bunu da belirtmekte fayda var. Şahin Öğüt olayına belki başka bir videoda detaylıca gireriz ama kendisinden de çok kısa bahsetmek istiyorum aydınlanmanız açısından. Anlatılanlar göre arkadaşlar Şahin Öğüt sadece bir sapıktı. Çağla'ya bunu yapan kişi ise hem sapık hem katil hem de pedofil. Şahin Öğüt o tarihlerde bilindiği kadarıyla hiçbir kadını öldürmemişti. Bıçakla tehdit ettiği kadınlara tehdit etmiş. Sonra da bu kadınları koli bandıyla bantlamış ve arkasından da kendilerini çözmeleri için yanına bir bıçak bırakıp motoruyla beraber olay yerinden uzaklaşmıştı. Şahin Öğüt'ün olayları bilindiği kadarıyla hep bu şekilde cereyan etmişti. Yani aslında Çağla Tuval cinayetiyle Şahin Öğüt'ün vukuatları arasında hiçbir benzerlik yok arkadaşlar. Olayla ilgili ilginç bulgulardan biri de Çağla'nın ayakkabıları öldürüldüğü yerden uzakta mutfakta bulunmuştu. Çağla'nın annesi kızının evin içinde ayakkabıyla dolaşmadığını ve kapıdan girer girmez ayakkabılarını çıkardığını söylemişti. Bu da demek oluyordu ki katil daha önce 1999 yılında o genç kızı eden sapık olabilirdi. Çünkü anlatılanlara göre o sapığında ayakkabılara karşı, kadın kıyafetlerine karşı, kadın aksesuarlarına karşı bir saplantısı vardı. Belki de bu olayda da Çağla'nın ayakkabılarını yanında götürmek istemiş. Ancak olay yerinden kaçarken dikkat çekebileceği için veya yanında bir kanıt götürmek istememiş olduğu için bırakmış olabilir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda Çağla Tuğaltay cinayetini hep bir tanıdığın işlemiş olacağı ihtimali üzerine yoğunlaşılmıştı. Ve aslında bu durumlara baktığımız zaman da Çağla Tuğaltay cinayetini işleyen kişi bir tanıdık değilse bile bu olayı kafasında uzunca bir süredir planlamış ve tasarlamış biriydi. Çünkü olayla alakalı elde edilen bilgilere baktığımız zaman tüm bunların bir arada olabilmesi için daha önce orada bir keşif yapmış olması gerekiyordu. Binanın giriş çıkışını biliyordu. Evde kimlerin olduğunu biliyordu. Kimlerin olmadığını biliyordu. Kimlerin eve kaçta geleceğini biliyordu. Ve yine aynı şekilde bakın çok önemli bir detay var. Çağla'nın ailesinin yaşadığı evin kapısı bu olayın olduğu gün zorlanmadan açılmıştı. Ailesinin ve arkadaşlarının anlattığına göre Çağla çok utangaç ve kendi halinde olan ürkek bir çocuktu. Haliyle kapıyı tanımadığı birine asla açmazdı Çağla. Hadi diyelim Çağlayı gölge gibi takip etmişti ve evin kapısına kadar onunla beraber gelmişti. Çağla o an onu fark ettiğinde kesinlikle çığlık atacak bir çocuktu diyor ailesi. Birbirini tanıyan ailelerden oluşan bu apartmanda da suçlu Çağlayı herhangi bir zorluk yaşatamazdı. Böyle bir dirençle karşılaştığı zaman olay yerinden kaçardı muhtemelen. Fakat komşuların ifadelerine baktığımız zaman o gün apartmana yabancı birinin girmediğinden bahsediyor komşular. En azından gören olmadığını söylüyorlar ve inan aynı şekilde o gün apartmanda bir çığlık sesi vesaire de duymadıklarını söylüyorlar. Tüm bunlardan yola çıkarak az önce söylediğim şeye geliyor aslında konu. Çağla'ya bunu yapan kişi ne yazık ki çok planlı hareket eden biriydi ve kafasında çok daha öncesinden her detayına kadar tasarlamıştı. Çağla'nın annesi doktor randevusu için evden çıkınca katil bir şekilde eve girdi. Çağla'nın okuldan eve geleceğini biliyordu. Çağla eğer kitapçıya uğramak yerine doğrudan eve gelseydi katilin tasarladığı şeytani planı uygulamak için çok daha bol vakti olacaktı. Ancak Çağla kitapçıya gidip oyalanın ...eve daha geç geldi ve haliyle de katilin daha az vakti kaldı. Alt komşuları Gökçe'nin ifadesine göre o gün Çağlı evin kapısını açtıktan sonra... ...böyle şaşırmış gibi ''Aa'' diye bir ses duymuşlardı. Yine ifadelere göre birkaç dakika sonrasında da canı yanmışçasına ''Ay'' diye bir ses duymuşlardı. Tüm bunlar yaşanırken doktor muayenesinde olan annesi de Çağlı'yı defalarca kez aramış... ...fakat telefonlara çıkan kimse olmamıştı. Annesi Çağla'nın bu alışılmadık tavrından rahatsız olarak... ...apartmandaki herkesin yedek anahtarını bıraktığı komşusu Nilgün Hanım'ı arayarak eve çıkıp Çağlan'ın gelip gelmediğine bakmasını istemişti. Komşu Nilgün Hanım ise evin kapısına gidip Çağla'ya seslenmiş, ses gelmeyince de yedek anahtarla eve girmişti. Eve girdikten sonra önce Çağlan'ın odasına bakmış, ancak kimseyi görememişti. Anahtar ve Çağlan'ın çantasının orada olması ise dikkatini çekmiş. Kendisinin ifadesine göre herhalde banyoda diye düşünmüş ve tekrar seslenmişti. Cevap yine gelmeyince de oturma odasına bakmış. Biraz daha ilerleyip tam evden çıkacakken aynada Çağlan'ın ayaklarını görünce Çağla kızım o ne biçim yatış öyle diyerek kapıyı aralamıştı. Sonrası zaten malum odaya girdiğinde o korkunç manzara ile karşılaşmış yerler yatak duvarlar her yer kan içindeymiş sapık katil tek için her türlü hazırlığı yapmış ancak çocuğun direnç gösterip çırpınmasından ve bağırmasından dolayı korkunç emellerini gerçekleştirememişti. Peş peşe telefonların çalmasından ve apartmandan seslerin gelmesinden ötürü de paniklemiş ve kaçmadan önce olabilecek en hızlı ve en kesin biçimde Çağla'yı ne yazık ki öldürmeyi tercih etmişti. Sonrasında ne yazık ki Çağla'nın anne ve babasına haber verdiler. Anne ve baba tabii ki bu haberi aldıklarında fenalaştılar. Olay mahalline geldiklerinde çıkıp kızlarını görmelerine müsaade etmediler. Zaten anneye kız kızının öldüğü de söylenmemişti. Önce kendisine ciddi bir sakinleştirici verildi ve ondan sonra bu bilgi paylaşıldı. Baba ise kızını son kez görmek istiyordu. Bu yüzden engelleri aşarak bir şekilde eve çıktı. Kızının üstünü örtmüş, örterken de son bir umutla boynundan nabzına bakmıştı. Olayı bilimsel bir şekilde inceleyen kişilerden Mustafa Şekeroğlu, Çağla cinayetinde aslında bu konunun fazlaca altını çizmekte. O dönemde bu cinayet ile ilk olarak standart karakol polisleri ilgilenmiş. O zamanlar polisin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma biçimi şimdikine göre çok daha amatörceymiş. Haliyle de o dönem bu cinayetle alakalı bir sürü hata yapılmış. Biraz önce anlattığım olay bile buna bir örnek. Babanın o eve hiç girememesi gerekiyordu. Hatta o gün o apartmana bile kimsenin girememesi gerekiyordu. Hemen etrafının çevrilip olay yeri incelemenin bölgede araştırmalara başlaması gerekiyordu. Fakat öyle olmadı. Baba eve kadar girmeyi başardı. Kızının üstünü örttü. Nabzına baktı boynundan. Haliyle de belki de olay yerinde istenmeden birçok kanıta zarar verildi. Yani anlayacağınız o dönemin şartlarında emniyet ne yazık ki birçok amatörlük yapmış. Çağla'nın abisi ise olayı o dönem radyodan öğrenmiş. Olay sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuduğu için şehir dışındaymış. Abiyi de anneannen rahatsızlandı gel diyerek çağırmışlar. Otobüsle İstanbul'a gelirken cinayet haberi radyoda yayınlanmış ve o dönem 18 yaşında olan abi olayı anlar anlamaz otobüsün içerisinde sinir krizi geçirmiş ve zar zor zapt edilmiş. Şimdi dönüp bu bilgilere baktığımız zaman iki ihtimal doğuyor. Ya katil apartmanda vefat eden o erkekler biriydi ya da katil kesinlikle tanıdık birisi saplantısı yüzünden polis yıllarca oyalandı ve asıl faili böylece gözden kaçırdı. Evet çeyrek asırdır çözülemeyen Çağla Tualtay cinayeti bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoyu TikTok'ta denk geldiğim bir video yüzünden çekmek istedim aslında. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Çünkü izlediğim ilgili video çok iğrenç bir videoydu. İki kişi Çağla Tualtay cinayeti üzerinden çekmiş oldukları bir videoda ruh çağırma seansı yapıyorlar ve güya o çektikleri videoda da Çağla'nın ruhuyla konuşmaya çalışıyorlardı. Daha komiğini söyleyeyim ruh çağırma seansında radyo frekansları kullanılıyordu ve frekanslardan gelen seslerin ruhlar olduğu iddia ediliyordu. Ya bildiğin altyazı falan yazmışlardı ve gelen seslerde şarkılar vardı, bir eczacıya bağlanıyorlar, bir tane ilacın ismi geçiyor vesaire vesaire. Böyle saçma sapan şeylere prim vermeyin arkadaşlar. O saçmalığı yapanlara zaten söyleyecek hiçbir sözüm yok. Şimdi birileri gelip şunu söylerler, bu tarz cinayetlerde işte medyumlardan, onlardan, ruh çağırmalardan faydalanılmalıdır. Öyle falan değil değildir arkadaşlar. Dünyada da bunun bir örneği yoktur. Bir dönem yanılmıyorsam FBI sanırım Kennedy cinayetinde bu tarz işlere girmeyi denemişti fakat sonrasında bu böbürlenerek biz hallederiz biz buluruz ederiz diyen medium tayfanın içi boş olduğu ortaya çıkmış. Bir daha da FBI bu tarz işlere hiçbir şekilde girmemişti. Ya radyo frekansından gelen sesleri ruh diye yedirmeye çalışıyorlar ve ne yazık ki o videoda 30-40 bin izlenmiş yorumlarda da şey var bunun ikinci seansı gelsin. İkinci seansta çok daha fazla şey anlatacaktır falandır filandır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben gerçekten gerçekten hikayesini anlatırken zorlandım. Sizin yaptığınız işlere bak. Evet Çağla Tuğaltay videosu bu şekildeydi. Umarım bir gün Çağla'ya bunu yapan ya da yapanlar yakalanırlar ve cezalarını en ağır şekilde çekerler. Yine aynı şekilde dava henüz kapatılmış değil. Bu yüzden konuyla alakalı bir gelişme yaşanırsa emin olun takip ediyor olacağım. Ve bu konuyu bildiğini düşündüğüm birkaç gazeteci abime de konuyu soracağım. Belki elle tutulur bu videoda anlatmadığım bilgiler edinebilirim. Öyle bir durumun olduğuna inanırsam da ikinci bir video video çekerim. Benim şu an yıllar sonra bu videoyu çekmiş olmam. İnşallah yıllar sonra o geride kalan ana, baba ve abi için bu video bir işe yarar ve bu konuyu bir şekilde tekrardan gündeme getirir. Çünkü dava hala kapatılmış değil. Biliyorum ki gözünüze çok zor geliyor ama belki de Çağla'nın cinayeti 25 sene sonra 2024'te, 2025'te bir şekilde aydınlanacak ve o katil bulunacak. O yüzden umudumuzu kesmeyelim arkadaşlar ve olabildiğince bu olayı yaymaya, bu olayı duyurmaya çalışalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ben kaçtım